Oo, hayırlı olsun Uzeyfe. Yeni programa başlıyormuşsun. Evet, başlıyoruz. Programın ismi ne peki? Eşit ağırlık. Neden eşit ağırlık? Çünkü bu programda her şeyden biraz var. Peki içerik ne olacak? Spordan sanata, bilimden teknolojiye, hatta meteorolojiye birçok şey olacak. Hem de birbirinden değerli konuklar. Vay, konuk mu? Kimmiş o konuklar? Sürpriz. Ama şunu söyleyeyim, içerisi çok güzel olacak. Şampiyonlar Ligi gibi. Hadi bakalım, hayırlı olsun o zaman. İlk teaser'ı da ben vereyim. Ver bakalım. Eşit ağırlık çok yakında başlıyor. Olmadı sanki. Bu olmadı galiba. Eşit ağırlık çok yakında GSB Gençlik YouTube kanalında. GSB Gençlik sosyal medya hesaplarından herkese iyi akşamlar. Gençlerin ve genç hissedenlerin programı Eşit Ağırlık'a hoş geldiniz. Bugün Eşit Ağırlık'ta yeni bir konseptle karşınızdayız desek zannedersem yanlış olmaz. Bakanlığımızın programları çerçevesinde Kudüs'e, Japonya'ya ve Fas'a giden arkadaşlarımızı ağırlayacağız programımızda. Stüdyoda Kudüs'e giden gençlik liderimiz Melike Hanım olacak. Diğer arkadaşlarımızı ise canlı bağlantı yoluyla alacağız. Hoş geldin Melike, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim Uzeyfe Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi şunu sormak istiyorum öncelikle. Tabii biz sizi yakından tanıyoruz. Evet. Aynı birlikte çalıştığımız için. Evet. Ama izleyicilerimiz sizi çok iyi tanımıyor olabilirler. O yüzden öncelikle bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. İsmim Melike Çiftçi, Ankaralıyım. 7 yıldır gençlik lideriyim. Daha önce 3 sene Keçören Gençlik Merkezi'nde görev yaptım. 4 yıldır da bakanlığımızda Gençlik Merkezleri Dairesi'nde görev yapıyorum. Teşekkürler. Peki Kudüs'e gidiş hikayeniz nasıl oldu? Zaten programları bahsettiğiniz gibi bakanlığımız yürütmekte. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürümüz olarak görevlendirildim. Ben de aslında gönüllü olarak görevlendirildim diyebilirim. Bu benim için çok başka bir dünyaydı. Çok teşekkür ediyorum vesile olan herkese, özellikle bakanlığımıza. Peki Kudüs... Tabii bizim gönül coğrafyamızın bir parçası. Aslında çok önemsediğimiz, sevdiğimiz bir yer. Belki şunu da söyleyebiliriz, bize atalarımızdan miras kalan bir yer. Bu sebepten çok önemli bir yere sahip. Hem gönül coğrafyamızda hem de dinimizde de önemli bir yere sahip. Yani Kudüs'e gitmiş olmak bence bir ayrıcalık. Kesinlikle. Dolayısıyla siz de ayrıcalıklı kişilerden birisiniz. Evet. Yani o Kudüs'e gideceğinizi öğrendiğinizde neler hissetmiştiniz? Yani özellikle ağladım. Önce bunu belirtmiş olayım. Çünkü hiç beklemiyordum açıkçası. Çok büyük bir yankı uyandı içimde. Çok heyecanlıydı bahsettiğim gibi. Ağladım diyebilirim. Ağladınız. Evet. Ama sevinç gözyaşları kesinlikle, tabii bunlar. Kesinlikle sevinç üzüncü gözyaşları. Değil. Peki... Gittiğinizde orada neler yaptınız, neler yaşadınız, neler gördünüz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani dediğim gibi öncelikle zaten Kudüs'e gitmek hiç hayalimde bile belki yani bunu gerçekleştiremeyeceğim bir şeydi. Yani oraya indiğimiz andan itibaren Kudüs'ün bize yaşattığı o duygu zaten kelimelerle ifade edemem. Kudüs deyince benim aklıma zaten hep bir hüzün kelimesi gelir. Zaten hüzün şehri aslında. Ve hani tam olarak dediğim gibi ifade edilemeyecek aslında duygular. Ama her Müslümanın, hepimizin aslında oraları gidip görmesi benim bu duygularımı yerinde görüp anlayabilmelerini çok isterim. Birçok şey yaşadık, bahsedebilirim. Tabii ki tabii. Mesela özellikle şunu da söylemek istiyorum ben. Şimdi Mescid-i Aksa oradaki zannedersem alanın adı. Kubbetü Sahra ise o hani bildiğimiz kaplamalı kubbesi olan yer. Bunu aslında biz çoğu zaman
yanlış ifade ediyoruz veya evet. tam bilmiyoruz. Bu konuda da bir izleyicilerimize evet, aydınlatmak ister misin? Bilgilendirme olmuş da olabilir. Şimdi Mescid-i Aksa dediğimizde 144 bin metrekarelik alanı aslında, yani o dikdörtgen alanı aslında kastediyoruz. O alana Mescid-i Aksa diyoruz. Bahsettiğiniz gibi Kubbetü Sahra o sarı kubbeli cami. Mescid-i Aksa Camii diyor aslında ismi. Bir de kuble mescidimiz var. O da gri olan, gri kubbeli olan mescidimiz, kuble mescidi. O ikisi o Mescid-i Aksa alanının içerisinde aslında bahsettiğiniz gibi. Zaten çok büyük bir heyecan, yani onu orada görmek, canlı görmek, o atmosferi yaşamak çok başka bir duygu. Yani bana henüz nasip olmadı. İnşallah olur. Ama bir umreye gitme fırsatım olmuştu. Evet. Orada hani o işte Kabe'yi gördüğümüz Hı-hı. zamanki oluşan heyecan zannedersem sizde de evet, o Kubbetü Sahra'yı gördüğünüz evet, zaman. Ben de umre yapma şansım olmadı ama kesinlikle aynı heyecan olduğunu düşünüyorum. İnşallah olur. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Orada yani Kudüs'te ikamet eden, Kudüs'te yaşayan insanlarla böyle bir konuşma, görüşme fırsatınız oldu mu? Evet, olabildi çok şükür. Zaten orada hani ibadetlerimizi de gerçekleştirdiğimizde hep Filistin halkıyla iç içeydik zaten. Ve orada Türkiye'den geldiğimizi anladıklarında, yani ifade ettiğimizde çok başka gözlerinin parladığını, böyle hani o kardeş hissini yaşadığımızı fark ettik. Özellikle çocuklarla orada onlarla oyunlar da oynayabildik. O fırsatı da yakalayabildik. Çok sıcak davranıyorlar zaten. Çünkü hatta bize şunu diyenler olmuştu. Buralar sizin dediler. Yani gerçekten bu çok güzel bir şey. Ve zaten hakikaten bizim de, yani Osmanlı'nın zaten o Kubbetü Sahra'nın içinde bulunduğu Mescid-i Aksa alanının zaten surlarını Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminde biliyorsunuz Mimar Sinan yapıyor. Yani zaten birçok alanda, gezdiğimiz sokaklarında, caddelerinde her yerde bir Osmanlı hatırası, bir Osmanlı inşası var. Gerçekten hani vatan diyebileceğimiz bir hissiyat yaşadık orada. Çok güzel. Peki gidip döndükten sonra hayatınızda bir şeyler değişti mi? Ya da o gezinin, o programın size ne gibi faydaları oldu? Yani şöyle, tabii ki zaten bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Hani kesinlikle Kudüs'ten öncesi ve sonrası mutlaka oluyor. O bir dönem böyle onun hüznüyle, yaşanmışlığın işte mutluluğuyla, hatta inanamamışlığıyla da diyeyim, duygularla geçiriyorsunuz bir süre. Ama gerçekten de iyi ki gitmişim. Bu duyguyu kesinlikle yaşamasını isterim herkesin. Ve gerçekten hayatınızda Kudüs'ten öncesi ve sonrası bir kere farkındalık oluşuyor. Yani ben öncesinde dediğim gibi ben de bilmiyordum Mescid-i Aksa neresi, Kubbetü Sahra neresi. Ama şimdi bir haberlerde gördüğümüz zaman ya da herhangi bir yerde, kitapta bir yerde karşılaştığımda hemen anılarım canlanabiliyor. İşte o duyguyu tekrar aynı şekilde yaşayabiliyorum ve beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de o vakit namazlarında, özellikle sabah namazında hissettiğim o ezan sesinin etkileyiciliği. Yani onu hiçbir yerde öyle hissetmedim. Gerçekten direkt ağlamaya başlıyorsunuz o ezan sesini duyar duymaz. Zaten hüzün kokan bir şehir. Kalbinizi, benliğinizi böyle arkada bıraktığınızı hissediyorsunuz dönerken. Hani derler ya, bir parçamı bıraktım orada. Hakikaten Kudüs'ten dönüş bizim için öyleydi. Kaç gün kaldınız orada? Biz 3 gün kaldık yaklaşık. 3 gün kaldınız. Evet. Ama doya doya böyle dolu dolu geçirdik diyebilirim programımızı. Yani doyamasanız da. Doyamadık. Evet. Dolu dolu geçirmeye çalıştınız. Ben izninizle şimdi bir de Seda Hanım'a dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Seda Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri sormalı. Teşekkürler, biz deyiz. Şimdi siz tabii programa Van Edremit'den katılıyorsunuz. Van Edremit'te gençlik liderimizsiniz. Sizden de bir kısaca ben kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Tabii. Seda Akbürek. Van'da 9 yıldır gençlik lideri olarak çalışmaktayım. Matematik öğretmeniyim. Böyle kısaca anlatayım. Peki sizin Kudüs'e gidiş hikayeniz nasıl gelişti? Aslında çok farklı bir anı oldu benim için. Şöyle, ben Gamze Özçelik'i Instagram'da çok takip eden biriyim. Kudüs'te bir fotoğrafını gördüm Gamze Özçelik'in. Ve o günde Gençlik Spor Bakanlığımızın gençlik liderliği eğitimi vardı. Gece yatmadan onun fotoğrafına bakıp, ya Allah'ım ne olur bana da nasip et diye bir duam olmuştu. Gençlik liderliği eğitimi bittikten bir hafta sonra Kudüs'e gitmek için haber geliyor ve listede ismim var. Ben çığlık atıyorum. Yok böyle bir şey. Yani bir hafta sonra hemen
Rabbim dualarımı kabul etti diye ağlamaklı oluyorum. Böyleydi. Hemen böyle ne götüreyim, ne hazırlayayım, hemen bavul hazırlayayım telaşına girdik. Çünkü çok hızlı bir süreç oldu o dönem. Tabii arkadaşlarımdan, çevremden ya gitme, oralar şu an tehlikeli, sıkıntılı yerler deseler bile ben bir heyecanla, büyük bir umutla, hiçbir içimde korku olmadan oralara gitmeye can attım. Ve Allah nasip etti çok şükür. Herkese de Rabbim nasip etsin. Peki o Eyvallah, amin ilk inşallah. inşallah. Peki o ilk gördüğün anda işte Kubbetü Sahra'yı, Mescid-i Aksa'ya girdiğinde neler hissettin? Müthiş bir şeydi. Yani ilk adım attığımda ezan sesi geldi zaten. Mescid-i Aksa'ya ilk adımımızı attığımda ezan sesini duyar duymaz tüm arkadaşlarım ve ben ağlamaya başladık. Yani tüylerimiz Evet. diken diken oldu. Yani ezan sesini çok tanıdık aslında biz ama oradaki atmosfer o kadar farklı ki çok değişik manevi bir ruha giriyorsun. Sanki dünyada değilsin. Değişik bir atmosfer. Hemen koşa koşa tabii Mescid-i Aksa'ya gittik. Orada namazımızı eda etme şansını yakaladık. Fakat üzücü olaylar da yaşadık. Hatırladığım kadarıyla Melike liderim de bilir. Evet. Elektrikler kesildi Evet. sürekli. Yani o Hı. biraz sinirimizi bozsa da tabii manevi duygumuzu hiç bozmadan yine namazda o manevi duyguları hissetmeye devam etmiştik. Öyle hatırlıyorum. Hı. Teşekkürler. Ben biraz da Melike'den ayrıca şunu sormak istiyorum. Tabii siz Kudüs'e gittiğiniz için şanslısınız ama bunun size getirdiği bir de yükümlülük var, sorumluluk var tabii. Orada neler olduğunu oraya gidemeyenlere anlatmak. Medeniyetimizin Keşfi Kudüs etkinlikleri kapsamında, bu program kapsamında neler yaptığınızı, işte anlattığınız gençlere, insanlara geri dönüşün nasıl olduğunu biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? 70-75'e yakın okulda Medeniyetimizin Keşfi Kudüs sunumlarını gerçekleştirdik. Öncelikle gençlere şu soruyu sorduk. Kudüs nerededir? Kudüs sizin için ne anlam ifade ediyor? Ve çok üzücü Hı. cevaplar aldık. Ve maalesef çok üzülerek söylüyorum. İmam Hatip liselerine de gidip bu soruları sorduğumuzda maalesef orada da çok üzücü cevapları aldık. Bizim amacımız öncelikle yani ilk Mescid-i Aksa'yı, ilk kıblemizi bilmelerini sağlamak, o farkındalığı oluşturmak. Çok şükür ki bunu birazcık daha kalplerine değmeyi başardığımızı düşünüyorum. Tüm 81 ildeki arkadaşlarımla beraber önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu anlamda Kudüs'ü anlatırken oradaki anılarımız da gençlerin dikkatini çekti. Orada Yahudi askerlerinin bize yansıttığı davranış şekillerini anlattık. Ve oraya daha fazla sahip çıkmamızı söyledik. Ve onlarda da aslında bu bilinç biraz daha oluştuğunu düşünüyorum. Yani gelen dönütler öyleydilerden. Hatta bu ekranda görülen fotoğraflarımızı gençlerle de paylaştık. Çoğu Mardin sokaklarına falan benzetti. Yemek kültürümüz de çok yakın olduğu için yemek kültürümüzü de orada aktarma gereği duyduk. Güzel sonuçlarla karşılaştık gerçekten. Yani bu anlamda mutluyum. Son olarak şu soruyu da sormak istiyorum. Kudüs'teyken en unutamadığınız an neydi? Yani Kudüs'ü anlatmak o kadar basit değil onu söyleyeyim. 10 dakikaya da sığmayacak ama iki küçük anım var. Biri kendimce kötü, biri de çok şirin bir anı. Namaz kılarken Mescid-i Aksa'da bir teyzenin yanında, Kudüs'lü bir teyzenin yanında namaz kılıyorum. Tabii ben teyzeyi rahatsız etmemek için geri çekiliyorum. Biraz geri duruyorum onu rahatsız etmeyeyim diye. O da inadına yaklaşıyor bana. Ben tekrar geri çekiliyorum. O inadına yaklaşıyor bana. Acaba rahatsızlık verdim mi teyzeye, bir şey mi oldu diye bakanırken meğer orada safları sıklaştırmak için o kol kola eda etmek lazımmış. Böyle küçük şirin bir anım var. Orada o anı hiç unutmuyorum ve oradaki teyzelerin de böyle çok samimi, çok sevecen, böyle çok misafirperver olduğunu tabii Türkiye'den de geldiğimizi öğrendikleri zaman daha fazla ilgiye maruz kaldık. Bir diğer anı da bu kötü bir anı benim için. Tabii orada yer var, çarşılar var, dar sokak çarşılardan gezerken
Bir askeri şeyle karşılaştık. Yahudi bir askerle karşılaştık. Önce tüfeğin namlusuyla omzuma çok sert bir şekilde değdi. Ben de acaba yanlışlık mı oldu, acaba bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı diye böyle düşünürken aynı hareketi bir önümdeki arkadaşımın gördüm. Yani hazmedemediklerini, bizim orada oraları sahiplendiğimizi, gezdiğimizi gördükleri zaman çılgına döndüklerini aslında orada fark etmiştim. Dolayısıyla buradan da çıkardığım sonuç, herkesin gidip gezmesi, görmesi, şu ekranlara yansıtılan o korku dolu şehir değil de görülmesi gereken manevi dolu bir şehir olarak herkesin gidip orayı sahiplenip gezmesini, görmesini özellikle buradan rica ediyorum. İmkanlar dahilinde mutlaka Kudüs'e gidilmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz. İnşallah gitmek isteyen, görmek isteyen herkese nasip olur Kudüs'e gitmek, Amin. görmek, Mescid-i Aksa'yı, Kubbetü Amin. Sahra'yı görmek ve yaşamak. Tabii gidenlere de inşallah bir daha nasip olur. Tabii tek defada yetmeyecektir muhtemelen. Amin. Şimdi ben izninizle tekrar Evet. Melike Hanım'a dönmek istiyorum ve onun en unutamadığı an neydi onu sormak istiyorum. Melike Hanım, sizin en unutamadığınız an neydi Kudüs'te? Yani şöyle, ben hiçbir anımı unutamıyorum. Öyle Ama böyle söyleyebilirim. kaçamak bir cevap kabul etmiyorum. Ama gerçekten öyle. Belki şey diyebilirim, hani sabah namazını dediğim gibi o ezanın duyduğumuz anda hissettiğimiz, Seda liderim de bahsetti. Unutulmaz bir an ve orada dediğim gibi Filistinli çocuklarla beraber oyun oynamak, o havayı soluyabilmek yani müthiş bir duyguydu. Hiçbiri unutamadığımız anlardan bir tanesi ama tabii kötü demeyelim ama bizim için orada böyle ufak kırıcı hadiseler de yaşadık. Bahsettiği gibi hani İsrail askerlerinin orada tavırları, tutumları bunlar da unutulmaz şeyler ama inşallah Kudüs'ümüz öksüz kalmaz. İnşallah. İnşallah özgürlüğüne de şahit oluruz Müslümanlar olarak. Çok İnşallah. teşekkürler. Seda liderim, size de son sözlerinizi sormak istiyorum kapatmadan önce. Sözü size bırakıyorum. Yani ne denilir bilmiyorum ki yani Kudüs denince böyle bir acı yutkunma gelir bana. Duygusal olduğum bir yer. Okullarda, sunumlarda anlattığım zaman da o hissiyatı gençlere vermek için böyle biraz duygulandığım bir yer. Şiirlerde anlatılanlar gibi değilmiş. Orayı gidip gezdiğimde, gördüğümde anladım. Çok masum kalmış o şehir. Böyle bir şans bizlere verildiği için ve bizler bunları aktardığımız için gerçekten çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Ve Kesinlikle. elimizden geldiğince yine aynı şekilde durdurak bilmeden bu görevi de en hevesli şekilde, en gurur verici şekilde devam ettireceğim inşallah. 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 Ben Melike liderime ve Seda liderimize çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı ve Kudüs programı ile ilgili gördüklerini, yaşadıklarını aktardıklarından dolayı. Şimdi Kudüs bölümümüzün sonuna geldik. Fas'a giden gençlerimize devam edeceğiz. Fas bölümümüzde görüşmek üzere. Tekrardan herkese merhaba. Bu bölümümüzde Fas'ı işleyeceğiz. Fas'a giden gençlik liderimiz Yasemin Kutlucan ve gencimiz Şirin Savaş'ı konuk edeceğiz. İkisi de şu an Aksaray'dalar ve canlı bağlantı yoluyla onlara bağlanacağız. Ben hemen izninizle onlara bir merhaba demek istiyorum. Merhaba Yasemin liderim, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tabii programın formatından zaten bahsetmiştik size. Hızlıca girmek istiyorum ben izninizle. Tabii ki. Kaç yılında gitmiştiniz? Kaç kişilik bir grupla gitmiştiniz? 2018 yılının Ekim ayında gittik biz Fas'a. Yaklaşık 20 kişiydik. Sayın Genel Müdür Yardımcımız Tayyip Kahyaoğlu ve Şükrü Yılmaz
Uzmanımız da bize eşlik etmişti. Şu an kendisi daire başkanı oldu Hı ama hı. yaklaşık 20 kişilik bir kafileydik. Farklı Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençlerle beraber katıldık programa. Teşekkürler. Şimdi Fas tabii kültürel özellikleriyle biraz farklı bir şehir diye biliyorum. Gitmeden önce aklınızda nasıl bir Fas vardı? Ne bekliyordunuz? Ne gördünüz? Neler yaşadınız? Biraz bunlardan bahsetmenizi istiyorum. Fas çok renkli kültürü olan bir zaten rengarenk şehirleri var. Beklentilerimizden biri Şafşavan, mavi bir şehri var Fas'ın en meşhur şehirlerinden. Oraya gitmek isterdik. Lakin programda yokmuş. Oraya gidemedik ama bu ağaçlara tırmanan keçiler vardı. Onlarla fotoğraf çekmek, selfie yapmak istiyorduk. Onları da yakalayamadık ama onun dışında birçok yerini gezdik. 4 tane şehre gittik. Tüm tarihi, kültürel yerlerini gezebildik. Farklı yemeklerini tadabildik. İnsanlar çok sıcak davrandı bize. Gayet güzel ve eğlenceli bir program olmuştu. Peki hangi şehirlere gittiniz? En beğendiğiniz şehir hangisiydi? Ve yemeklerden bahsettiniz, farklı yemeklerden. Ne tür yemekleri vardı? İsimlerini hatırlıyor musunuz? Lezzet olarak mesela bizim yemeklerimize benzetebilir miyiz? Hangi yemekleri yani bizim yemeklerimize benziyor? Şöyle söyleyeyim, yemek konusu çok farklı. Yani deniz ürünlerini çok fazla kullanıyorlar ve argan yağı kullanılıyor ve çok ağır. Yemeklerin içinde o tadı, o kokuyu alabiliyorsunuz. Ve ayrıca bazı et yemeklerine şeker katıyorlar. Bize Ah. çok uzak olan bir kültür. Yani değişikti biraz yemekler. Özel bir çayı var oranın, Fas çayı. Çok şekerli ve çok aroması keskin bir tadı var. Onu sürekli ikram ediyorlardı. Çok yemek konusunda uzağız aslında benim görüşüme göre, Yani hiçbirine benzemiyor. izlenimlerime göre. Yok, hayır, Ya çok uzak kalıyor. peki en beğendiğiniz şehir hangisiydi Fas'ta? Marrakeş çok güzeldi. Agadir de çok güzel. Buradaki Antalya gibi turizm ağırlıklı bir şehir. Özellikle tepedeki Kasabahtı sanırım kalenin adı. Kaleye çıktık. Manzarası çok güzeldi. Okyanus ayağınızın altında. Çok güzel ve beyaz. Tamamen şehir bembeyaz. Tüm binalar, tüm şehir beyaza bürünmüş bir şekilde. Siz izliyorsunuz sadece. Gayet güzeldi. Orada peki Türk olduğunuzu söylediğinizde, Türkiye'den geldiğinizi söylediğinizde insanlar farklı bir tepki gösteriyor muydu yani olumlu veya olumsuz olarak? O anlamda ne gibi geri dönüşler aldınız? Agadir'de gezerken zaten biz Türk bayraklarını ya da işte şapkalarımızda vardı bazı arkadaşlarımızın. Biz bir Türk karşılaştık. Onlar hemen sevinçle geldiler tabii. Genel olarak da halk da çok güzel tepkiler aldık. Zaten mesela Türk bayrağıyla fotoğraf çekmek isteyenler çok fazla oldu. Bayrağı almak istiyorlar. Ya da yaklaşmak, konuşmak istiyorlar. Türkiye'ye gelmek isteyen kişiler vardı. Onlarla tanıştık konsoloslukta. Türkiye'de eğitim görmek isteyen gençler vardı. Çok merak edenler vardı. Güzeldi. Yani genel olarak Türkiye'ye hiç olumsuz tepkiyle karşılaşmadık. Teşekkürler. Şimdi ben izninizle bir de Şirin'e dönmek istiyorum. Merhaba Şirin, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Şirin sana Yasemin liderimizden farklı olarak şunu sormak istiyorum. Sen tabii katılımcı gencimizsin. Bakanlığımızla nasıl tanıştın? Nasıl haberdar oldun böyle bir geziden? Nasıl katıldın? O süreci biraz anlatır mısın? Belki izleyicilerimiz için de örnek teşkil edebilir diye soruyorum. Öncelikle üniversite 2'ye giderken tanıştım Gençlik Merkezi ile ve bakanlık. Birçok etkinliğine katıldım ve 1 yıl aradan sonra böyle yurt dışına fırsatı yakaladım.
bir yağmurlu akşam desem abartmış olmam sanırım. Bayağı böyle yağmur ve gök gürültülü bir günde Fas'tan gelen arkadaşlarımızı ağırlıyorduk. Hatta ben sarımsak soyuyordum. Sarımsak soydum ve Fas'a gittim. Böyle garip bir esprisi oldu aslında benim hayatımda. Arkadaşlarımızı ağırladıktan sonra böyle yaklaşık bir ay sanırım haber geldi. Böyle bir programa katılacağımız teklif edildi. Tabii bunun için çok sevindik. Güzel bir gezi oldu bizim için 10 günlük. Yeni arkadaşlarımızla irtibatı koparmadık. Sürekli iletişim içindeyiz. Bu şekilde. Peki senin kafanda nasıl bir Fas vardı? Gittiğinde orada neleri böyle değişik buldun? Neler hoşuna gitti ya da hoşuna gitmeyen bir yanı oldu mu Fas'ın? Aslında gittiğimiz bütün şehirler çok güzeldi. Hepsinden ayrı keyif aldık. Dediğim gibi arkadaşlarımız, yani ekip arkadaşlarımız çok iyi olduğu için yani hiçbirine kötü diyemeyiz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Ama benim kafamda Fas denildiğinde iki şey kalıyor. Birincisi Kırmızışehir'de gittiğimizde meydanda. Normalde ben kuştan korkan biri olarak boynuma böyle yılan sarıldı ve biz fotoğraf çekindik. Bu benim için unutulmaz bir an olarak kaldı. Agadir'de de gerçekten böyle girdiğinizde büyülüyor ve okyanusa karşıydı bizim otelimiz. Çok güzel vakit geçirdik orada da. Hatta bir anımız var böyle. Bilmiyorum. Yanlış da telaffuz etmek istemiyorum ama bir çadır vardı ve biz o çadırda bütün Faslı kardeşlerimizle birlikte türkü açtık ve oynadık. Bu çok keyifliydi. Onlarla birlikte böyle bayağı o çadırda şöyle bir durum var. İstek parça söyleniyor ve o istek parçada dans ediyor ya da işte birine armağan ediyor. Biz de Türkiye'den geldik. Dedik şanımız yürüsün. Orada açtık böyle keyifli dakikalar yaşadık. Bu şekilde güzeldi. Güzel bir anımız oldu. Gayet güzelmiş aslında. Eğlenceli bir etkinlik olmuş sizin adınıza ekstradan. Şunu da sormak istiyorum Şirin. Oradayken mesela hani Fas'ta kalmak isterim, Fas'ta yaşamak isterim gibi bir şey düşündün mü? Mesela hayatının geri kalanını Fas'ta devam ettirebilme imkanın olsa ister misin bunu? Yok. İstemem ama şöyle bir yani aynı ekiple tekrardan o Fas heyecanını yaşamak isterim. Bir de biz en çok zorlandığımız şey dildi. Alışveriş yaparken çok fazla zorlandık. Direkt yani Fas'tan geldiğimizde dedik yani dil öğreneceğiz. Hepimiz böyle ekipçi yani birkaç kişi dışında. Ama yani o ekiple gidilebilir belki. Yani hatta gidilir. İnşallah bir daha nasip olur. Peki orada hangi diller konuşuluyor? Siz nasıl anlaşmaya çalıştınız? İşaret dilini mi kullandınız? Ya da işte amiyane tabirle Tarzanca mı kullandınız? Bildiğimiz üzere zaten Fas Fransa sömürgesinden kurtulmuş bir ülke. Yani Fransızca ve Farsça, Arapça da kullanılıyor. Biz zaten yani birkaç arkadaşımız dışında dediğim gibi bilmiyorduk ve aslında bir Türk geleneğini yaşattık diyebiliriz. Sesimizi yükselterek Türkçe anlatmaya çalıştık. Bu şekilde pazarlık yaptık. Anlaştık mı? Kısmen. Sadece biz videolarda gülme olarak kaldı. Arkadaşlarımız bu konuda yardımcı oldu. İngilizceye de hakimler bazı yerlerde. Bu şekilde. Peki teşekkürler. Bir de senin zannedersem uçakta mı Çinlilerle bir anın varmış zannedersem. Ondan da bir bahseder misin?
komik bir an gerçekten o da. Yani herkese yemek geldi. Ben öncelikle farklı bir şey söyledim ama tadını beğenmedim. Yani mantarı çok sevmediğimi fark ettim o an. Daha sonra yanımdaki Çinli kardeşimiz değil. Karnabahar, pardon özür dilerim. Karnıyarık istemişti. Yani sadece göz ucuyla baktım ya acaba yiyecekler mi falan diye ama benimle paylaşmak istedi sadece. O şekilde karnıyarığını bana vermişti. Aç kalmaktan kurtuldum. Bu da eğlenceli güzel bir an olmuş tabii. Yani Çinlilerin yemeğine çöken şirin diye böyle ün yapmış olabilirsin oralarda. Peki Şirin, şunu da sormak Yani istiyorum. Ha, dinliyorum, seni dinliyorum. tabii. Yani çökmek demeyeyim ama benle gerçekten paylaşmak istedi. Biz de çünkü onunla yani Bim'den aldığımız çubuk krakerleri paylaşmıştık. Bu vesileyle paylaşmanın önemini de orada aşıladık diyebilirim. Yani BİM'den alınan çubuk kraker sana karnıyarık olarak döndü. Epey karlı bir paylaşım yapmışsın yani cidden. Yurt dışına Evet, gidecek tüm öyle gençlerimize oldu. de bu anı örnek olmalı bence. Yanlarında BİM'den aldıkları ya da işte farklı yerlerden de olabilir çubuk krakeri iyi kullansınlar. Farklı yemeklerle belki takas Kesinlikle. edebilirler. Peki Şirin, aynı ekiple Fas'a gitmek isterim dedim. Başka hayalinde gitmek istediğin bir ülke var mı? Ya aslında bu 20 kişiyle her yere gidilir. Ekibimiz dediğim gibi yani altını çizmek isterim. O ekiple her yere gidilir. Ama aklımda uzun zamandır böyle kurduğum iki ülke var. Birincisi Rio'ydu. Diğerinde Hindistan'dı. Hep böyle Asya ülkeleri. Yani beni cezbediyor. Merak ediyorum. Buralara o ekiple gidilir çok da keyifli olur. Ben yeniden Yasemin liderimize dönmek istiyorum. Sizin orada böyle hani komik başınızdan geçen ya da garip bir hadise var mı? Mesela daha önce buraya bir konuk almıştık. O da Fas'a gitmiş. Onu bir deve kaçırmış zannedersem. Sizin de böyle başınızdan geçen trajikomik bir anı var mı Yasemin liderim? Trajikomik anı şöyle söyleyeyim. İlk gittiğimiz gün bir şey sokaktaki bir kadın zorla şey yapmaya çalıştı. Elime dövme yapmıştı. O bayağı büyük bir ısrarla yani istemiyorum diye anlatmaya çalıştım ama şey yapamadık, durduramadık kadını ve elime dövmeyi yaptı ve sonra para istedi. O biraz komik olmuştu. İlk gün ilk açılışı o şekilde yapmıştık. Onun dışında havaalanındaki son işte bize kumanya hazırlamışlar. Oraya çöktük hep beraber yiyoruz. İnsanlar gelen geçenler bakıyor. O anımız da komikti. Onun dışında pazarlık yaptığımız zamanlar çok komik oluyordu. Şirin'in de anlattığı gibi yüksek sesle Türkçe anlaşmaya çalışıyoruz ya da telefon ekranına hesap makinesine rakam yazıyoruz. Biz yazıyoruz, karşı taraf siliyor, tekrar yazıyor. O şekilde bayağı eğlenceli oluyordu. Bu da güzel bir yöntemmiş. Peki siz yine aynı ekiple hangi ülkeye gitmek istersiniz? Şirin Asya ülkelerinden Hindistan olabilir dedi veya işte Rio dedi. Sizin tercihiniz neresi olur? Güney Kore olabilir. Hep gitmek istediğim bir yer. Aslında ekip iyi olduğu zaman çok fark etmiyor nerede olduğunuz, nasıl olduğunu, ne yaptığınız. O yüzden her yere gidilebilir. Teşekkürler. Ben son soru olarak şunu soracağım. Önce size sonra da Şirin'e. Bakanlık bünyesinde böyle bir yurt dışı gezisine gitmek, tırnak içinde yani Fas'ta olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir çok güzel bir duyguydu. Çok eğlendik, çok büyük imkanlarla orada ağırlandık. Yani
Birçoğumuz ilk kez uçağa bindi. Yurt dışına çıktık, farklı kültürlerle tanıştık, farklı şehirler gördük. Çok verimliydi. Yani normalde günlük hayatta sahip olmadığımız, birçoğumuzun sahip olmadığı imkanlara bakanlığımız sayesinde kavuştuk. Ve gittiğimiz ülkede de Gençlik Spor Bakanlığı'nı, yani karşılığı olan Gençlik Spor ve Kadın Bakanlığı imiş FAS'taki karşılığı. Oraya bakınca yatırımlarımızın, gerçekten bize yapılan yatırımın çok daha fazla olduğunu gördük. Birçok konuda çok daha ileride olduğumuzu fark ettik. Güzel tecrübeler edindik. Çok teşekkürler Yasemin liderim. Hem tecrübelerini aktardı, hem yayına katıldınız ve tecrübelerinizi aktardığınız için ben aynı soruyu Şirin'e de sorarak bitirmek istiyorum. Tabii eklemek isteyeceğiniz bir şey olursa ekleyebilirsiniz. Şirin, senin için nasıl bir duyguydu? Yani bir Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla bir yurt dışına, bir ülkeye gitmek, orayı gezmek. Bu ülkenin bir genci için ne ifade ediyor? Sana neler hissettirdi ve hissettiriyor? Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Öncelikle şunu demek istiyorum. Hayatında belki yurt dışı tamamen bir hayal kalacakken bunu bakanlığımız sayesinde gerçekleştirdim ve bu benim için gerçekten hayatımda unutulmayacak bir anı olarak kalacak. Her zaman bir ya işte gençlik merkezi, gençlik bakanımız işte gençlerin arkasında bu şekilde destek oluyor. Bakın buralara da gidebiliyoruz. Tarzında cümlelerim eksik olmayacak. O yüzden çok güzel bir deneyim oldu benim için. Mutluyum. Yani böyle alanların inşallah bu salgından sonra, pandemi sürecinden sonra devam eder. Hani etkileşim içinde olması, farklı kültürlerle vesaire güzel bir şey. İnşallah devam eder. Mutluyum yani bu kurumda bulunduğum için, etkinliklerine katıldığım için, ekstra bana katılan manevi anlamdaki destek için güzel bir deneyimdi. Yani biz de sizin gibi gençlere teşekkür ederiz. Bu ülkenin sizin gibi katılımcı gençlere ve size işte öncülük yapacak, liderlik yapacak gençlik liderlerine ihtiyacı var. Bu anlamda ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki yurt dışı gezinizden sonra da bir yayın yapmak kısmet olur diyeyim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Siz de görüşmek üzere inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, bu kısımda Fas'a giden gençlik liderimiz Yasemin Kutlucan ve katılımcı gencimiz Şirin Savaş'ı ağırladık. Tabii burayla bitirmiyoruz. Hemen ardından Japonya bölümümüze devam ediyoruz. Japonya bölümünde görüşmek üzere. Japonya bölümümüzde tekrardan birlikteyiz. Bu bölümümüzde iki katılımcı gencimizi ağırlayacağız programımızda. Gaye Birni ve Sena Yalçın'ı konuk edeceğiz. Ben önce Gaye ile başlamak istiyorum. Merhaba Gaye, hoş geldin. Nasılsın? Berç, harikayım. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkürler. Gaye, şimdi hemen aslında giriş yapmak istiyorum. Orada neler yaptınız, ne bekliyordunuz, ne gördünüz, neler yaşadınız ama öncelikle bir senden kendini tanıtmanı isteyeceğim. Ardından da ilk sorum olan şey şunu soracağım. Hani kendini tanıtıp başlayabil diye. Gitmeden hani bu
programa nasıl katıldın, bakanlığımızdan nasıl tanıdın, nasıl haberdar oldun? Biraz bunlardan bahsetmeni isteyeceğim. Tabii ben Gaye Birney, şu an 24 yaşındayım ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. 2019 yılında Dünya Gençlik Gemisi'nin 31. programına katıldım. İngilizce konuşabiliyorum. Bakanlıktan nasıl? Aslında bakanlığın ben çeşitli platformlarda gençlik projelerini takip ediyordum. Daha önce bir iki başvuruda da bulunmuştum fakat ama bu Gençlik Dünya Gemisi'ni Japonya Büyükelçiliği sosyal medya sayfasında görerek ben başvuruda bulundum bakanlığımıza ve çok gerçekten dolu dolu ve özgüvenle taşan bir başvuru formu doldurdum diyebilirim. Hani Japonya'ya gidecek bir heyet olduğunu öğrendiğim anda bu heyette kesinlikle benim olmam gerektiğini ve aradıkları kişinin de ben olduğunu iddia ettim başvuru formumda. Daha sonra ve bu şekilde yüksek umutlarla bakanlığa gönderdim. Tabii bizim bir seçim sürecimiz oldu. Ankara'ya mülakata gittik mesela. Mülakatta da yine aynı şevkle ve heyecanla ne kadar aradıkları kişinin kesinlikle ben olduğumu onlara anlatmaya çalıştım. Ülkemizi sonuna kadar en iyi şekilde tanıtacağımı ifade ettim ve bu şekilde programa seçilmiş bulundum. Ve programda 12 kişilik heyetin içinden yardımcı ulusal lider olarak görev aldım. Bu da program süresince 1-2 artı resmi görevde de bulunduğum anlamına. O zaman biz de doğru bir değerlendirme yapmışız. Yani sen gitmesi gereken kişinin sen olduğunu iddia etmişsin. Bize doğru bir değerlendirme yapmışız ki seçilmişsin zannedersem. Tabii orada neler yaptığını anlattığında zannedersem yaptığımız doğru seçimi daha iyi görebileceğiz. Oraya gitmeden önce Japonya hakkında neler biliyordun? Ben şunu yakaladım söylediğinden. Japonya'nın sosyal medya hesabından gördüğünü söyledin ilanı. Yani demek ki Japonya ile ilgili bir ilgin var Japonya'ya. Bir şeyleri takip ediyorsun. Yani ne kadar hakimdin bilmiyorum ama Japon kültürüne. Hani gitmeden önce neler bekliyordun? Gittiğinde neler gördün? Hani bizim kültürümüzle Japon kültürü arasında ne gibi farklılıklar, benzerlikler var? Biraz bu tecrübelerinden bahsedebilir misin? Tabii. Ben yaklaşık 10 yıldır Japon kültürüyle aşırı meraklıyım. İlk başta Japon animeleriyle yani çizgi yapımlarıyla başladım. Daha sonra dizileriyle de devam ederek aynı zamanda İlk başta izlemeyle başlanan bir platform benim için zamanla Japonca'ya da büyük merak uyandırdı içimde. Kendi çapımda Japonca öğrenmeye başladım. Daha sonra 1-2 kurs aldım. İnternetten Japon arkadaşlar buldum. Onlarla konuştum. Yani konuyla çok meraklıydım ve yani en büyük amacım hani üniversiteyi kazanırken bile para kazanıp Japonya'ya gideceğim hedeflerimin arasında çok önemli bir şeydi diyebilirim. Daha sonrasında 2017 yılında kim milyoner olmak istere bile bunun için başvuruda bulundum Japonya'ya gidebilmek için. Programa çıktım vesaire. 2018'de de bu program başvurusunu gördüm. Hani Japonya'ya heyetin gönderileceğini görünce kesinlikle ben olmalıyım diye. Yine az önce dediğim gibi mülakat sürecinde de işte İngilizcemden bahsettim, İngilizce konuştum, Japoncamdan bahsettim. Kültürü ne kadar anladığımı sordular. Hatta bana Japon kültürünü hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsın diye sormuşlardı. Japon kültürü hakkındaki bilgilerimi birazcık orada ortaya sermiştim diyebilirim. Bizim kültürümüzde aslında benzedikleri çok fazla yönler var. Çünkü ataerkil bir aile yapısına sahip, kendinden yaşça büyüklere olan saygı olsun, aile hayatı gibi konularda çok çok benzerliklere sahip. Şimdi zaten toplumun en küçük çekirdeği aile olduğu için aile içinde bir benzerlik olunca otomatikman toplumun içinde de benzerlikler oluyor. Fakat öteki yandan Türklerle ayrışıyorlar tabii ki. Ne gibi? Biz mesela daha konuşkan, daha sıcakkanlı, yani daha atılgan, işte misafirperverlik konusunda da yine daha önde, işte mesela benim kullandığım gibi el mimik hareketler, işte jestler daha fazla kullanan bireyleriz. Japonlar bu konularda kültürel olarak biraz duygularını ifade etmektense daha içeride yaşayıp biraz daha genele uyum sağlamayı öğren bir toplum olarak ifade edebilirim. Yani
Türkler için mesela sinirli aykırmak belki birazcık hani ortamına göre evinizdeyseniz mesela kendi çapınızda normal iken Japonlarda yine yanlış yapılamayacak hani ayıp yapılmamalı gibi bastırılabilen bir şey olabiliyor. O yüzden iletişim olarak farklılıklar var. Yine mutfağımız çok farklı. Türkiye'de çok farklı mutfaklar bulunurken Japonya'da genelde balık üzerine çok fazla gelişmiş bir mutfak var. Bu Okyanus konuda ülkesi olduğu biraz için haliyle. evet, yani her yemeğinde balık çıkabilir, her yemeğin içinde tavuk yemeği bile olsa balık gibi kokabilir, balık yağı olabilir içinde. Ben bunu hiç beklemiyordum, gerçekten çok şaşırttı beni. Yani tavuklu erişte aldığımda balık kokusu geliyordu. Yani içinde sanırım kullandıkları yağlardan dolayı büyük şoktu benim için. Onun dışında kendi çapımda bir Japon uzmanı kendimi ilan ettiğim için çok da şaşırmadım diyebilirim genel anlamda. Peki orada neler yaptınız? Kaç gün kaldınız? Bu süreçte nasıl değerlendirdiniz? Yani o süreci neler yaptınız? Onlardan biraz bahsetmeni isteyeceğim. Şimdi projemiz 50 günlüktü bizim. 50 günün 2 hafta Sara'da gerçekleştirilen program, kalan 3 haftası yaklaşık, yani 3-3,5 arası da gemide yapılan bir program. Biz karada Tokyo'ya indiğimizle beraber ilk Tokyo'da ufak bir yani hem hoş geldin hem ısınma programı yapıldıktan sonra yerel bölgelere dağıtıldık ve Türkiye ekibi olarak Sendai, Miyagi bölgesine, Tokyo'nun kuzeyine gönderildik. Orada hem bir sergi yaptık, kültürümüzü biraz gösterdik. Ondan sonra da 3 gece boyunca Japon ailelere misafir olduk ve yine orada da hani kendi kültürümüzü onlara yansıttık. Bir yandan biz Japon kültürünü öğrendik, aile ortamında nasıl yaşadıklarını gördük onların. Daha sonrasında Tokyo'ya döndüğümüzde programa katılan 9 farklı ülke daha var Türkiye haricinde. Bir de Japonya ile 12 ülke. 2 kişilik devasa bir aile oluyorsunuz orada. Onlarla çeşitli etkinliklerimiz başladı bizim. Mesela herkesin kursları vardı. İşte eğitim kursu, tıp kursu, girişimcilik gibi gibi. Mesela ben eğitim kursundaydım ve bu katılan ülkelerin eğitimi hakkında detaylı çeşitli etkinlikler yaptık. İşte güçlü olduğumuz yönler neler, zayıf olduğumuz yönler neler, neleri daha iyi yapabiliriz, geliştirebiliriz, birbirimizden de öğrendik. Çünkü projeye katılan gençliğin amacı aslında seçilmesi, hani burada programda çok farklı kültürlerden ileride belki de umut vaat edecek bireylerin bir araya gelmesi ve onlardan öğrendiklerimizle kendi ülkemize döndüğümüzde de bazı şeylerde fark yaratabilmemiz. Japonlar da bu projeyi bu yüzden aslında finanse edip yapıyorlar birazdan. Burada öğrendiklerimizi, çünkü aslında programın ilk ismi de Dünya Genç Liderler Gemisi. Genç liderleri geliştirmek için ve yetiştirmek için yapılan bir program. Bu şekilde ve devamında da aslında en büyük yaptığımız şeylerden biri kültürümüzü tanıtmak. Adımınızı attığınızda, restoranda yemek yediğinizde veya sıraya girdiğinizde Türk kültürü oluyorsunuz, Türkiye oluyorsunuz. Her attığınız adıma, her söylediğiniz lafa dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü hiç bilmeyen biri gördüğü anda "Aa, Türkler böyleymiş" diyorlar direkt. Biz de yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için müthiş müthiş dikkatli davranıyorduk diyebilirim. Peki kültürümüzü orada yaymak, göstermek adına yaptığınız böyle etkinlikler, faaliyetler nelerdi? Elimizde birkaç görüntü de var aslında. Hani sen anlatırken aynı zamanda o görüntüler de dönsün. Tabii aslında şöyle, programa katılırken biz bazı hazırlıklar yaptık. En büyük yapmamız gereken şey programın bir gecesinde Türk gecesi yapmaktı. O Türk gecesinde Türk kültürünü yaklaşık 2 saat içinde yoğun bir şekilde karşı tarafa ne kadar verebiliyorsak vereceğiz, öğreteceğiz. Ama bunu eğitici ve eğlendirici bir şekilde yapacağız. Daha sonrasında onlara mesela getirdiğimiz lokumlardan, çerezlerden ikram edeceğiz. Türk kıyafetlerini giydireceğiz. Hep beraber dans edeceğiz gibi bir Türk gecesi düzenledik. Şimdi bu şu an dönen video Sendai yerel programında gerçekleştirildi. Orada yerel hem yetkililer hem de bizi evlerinde de misafir edecek Japon aileleri dansımızı göstererek erik dalı
şarkısına dans ederek Türk kültürünü yansıtmış olduk. Yine evlere gittiğimizde de onlara işte çeşitli yine dans olsun veya oyunlar olsun veya işte getirdiğimiz yanımızdaki hediyeler olsun Türk kültürümüzü yansıttık. Onun dışında Türk Gecesi'nde de biz şöyle bir konsept geliştirdik. Aslında biraz da ortaya atanlardan biri bendim diyebilirim. Dedim ki yani kendi deneyimimden de yararlanarak Kimyeler Olmak ister gibi bir yarışma programı yapsak nasıl olur diye bir yarışma programı düzenledik Türk Gecesi için ve Türk kültürüne dair sorular hazırladık ve bu soruların cevaplarını da sahnede performans göstererek cevaplarını herkese gösterdik. Mesela Mevlana üzerine bir soru oldu ve sorudan sonra Mevlana gibi giyinmiş iki arkadaşımız Mevlana'nın öğütlerini İngilizce söylediler. Veya Türkiye'deki mesela damat kahvesi üzerine bir hani kültürümüzün bir parçası olarak hani törenlerden evlilik törenini göstermek için damat kahvesi sorusu sorduk, onu gösterdik. Veya işte müziğini çaldık, sizce hangi danstır diye sorduk. Kalkıp horon oynadık gibi gibi bunların yanında bir de kulüplerimiz çok önemliydi. İki kulüp açtık. Türkçe konuşma kulübü ve Türk gibi dans et kulübü. Birazdan yayına bağlanacak olan Sena'yı bir de bir İsmail arkadaşımızla beraber kulübün liderliğini yaptık biz. Ve 11 ülkeden gençlere bizim kendi danslarımızı öğrettik 8 oturum boyunca ve gerçekten dünyanın her şeyin birleştiğini, kültürlerin birleştiğini gördüğünüz bir şey. Çünkü yan yana Tanzanyalı, Japonyalı, Avustralyalı erik dalı oynuyorlar, roman havası oynuyorlar. Çok harika bir deneyimdi diyebilirim. Bu tarz Eren yanında da yine dediğim gibi her gün konuşmalarımızla Türk kültürünü yansıttık. Çünkü sabah kahvenizi içerken hemen bir arkadaşınız yanınıza gelip soruyorlar. Sizde böyle böyle bir şey var mı? Sizin kültürünüzde nasıl? İşte siz mesela yani çok inanılmaz tuhaf sorular bile gelebiliyor. Dediğim gibi sabah kahvesini içerken işte siz ne, ölüleri yakıyor musunuz, gömüyor musunuz gibi sorular. Veya İslamiyet'e dair bazı sorular. Veya işte ne diyebilirim? İşte Türk kültürü çocukları yetiştirirken neye önem veriyorsunuz gibi gibi aslında sizin için günlük hayatınız devam ederken bir yandan inanılmaz farklı ve şaşırtıcı sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Bunları da cevaplıyorduk sürekli. Çok teşekkürler Gaye. Ben izninle bir de Sena'ya dönmek istiyorum. Merhaba Sena, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? Merhaba, hoş buldum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sena, senden de öncelikle bir kendini tanıtmanı isteyeceğim izleyicilerimizin daha iyi tanıması adına sizi. Tabii. Ben Sena Yalçın. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisiyim şu anda. Üniversite eğitiminin yanı sıra da böyle gençlik değişimlerine katılmaya çalışıyorum. Aynı zamanda Türk-Alman gençlik elçisiyim ben de. Türk-Alman gençlik elçisi. Çok güzel. Sena, peki sen bakanlığımızın faaliyetlerinden ne zamandır haberdarsın? Bakanlığımızı nasıl tanıdın? Bu programa katılma hikayen nasıl gerçekleşti? Onları anlatabilir misin? Ben de ilanı Gençlik Spor Bakanlığı'nın sayfasında gördüm. Ve inanamadım. Yani bir ay boyunca gemide yaşayıp gemiyle seyahat etme fikri bana inanılmaz geldi. Çünkü kendim ne kadar da istesem belki böyle bir şeyi tek başıma gerçekleştirmem çok zor olurdu bir gemiyle seyahat etmek. O yüzden dedim yani kesinlikle malıyım. Gemiyle seyahat etmek nasıl bir deneymiş? Bunu kendim görmeliyim dedim. Ve başvurdum. Daha sonrasında mülakata çağrıldım. Ve sonunda ben de gemiye gittim. Ve gerçekten de hayal ettiğim gibiymiş. Yani inanılmazdı. Böyle her gün uyandığınızda camı açınca karşınızda bir okyanus görmek inanılmaz bir duygu. Yani mavinin her rengini orada gördüm diyebilirim. Her güverteye çıktığımda mavinin bir rengini gördüm. Gerçekten çok keyifliydi. Peki sen de Gaye gibi ilgili miydin Japon kültürüne? Aslında gittikten sonra daha çok ilgi aldım. Gitmeden önce katıldığım bir gençlik değişim projesinde yine bir Japon'la bir oda paylaşmıştım. Hı-hı. İlk Japon arkadaşım oydu aslında. O yüzden ondan biraz öğrenmiştim. O böyle bana tanıtmıştı kendi kültürünü. Fakat Japonlar hakkında çok bir fikrim yoktu. Gittikten sonra yani inanılmaz. 120 tane Japonla
bir ay boyunca bir gemide yaşadık. Tabii diğer ülkeler de vardı. Mesela Latin Amerika'dan iki ülke vardı. Ekvator, Şili. Afrika'dan vardı Tanzanya. Avrupa'dan Yunanistan, İsveç. Yine Birleşik Arap Emirlikleri, Pasifik ülkeleri, 16 Solomon Adaları. Yani bir dünyanın her yerinde şu anda arkadaşım var. Japonların da ayrı bir yeri var bence hepimiz için. Çünkü onlar sayıca çok fazlalardı ve onların kültüründen çok şey öğrendik. İletişimin devam ediyor o zaman oradaki arkadaşlarınla. Bilmiyorum programdan sonra hiç görüşebildiniz mi? Ya da onları ülkemizde ağırlamayı düşünüyor musun? Öyle planlar yapıyor musunuz? Tabii gelenler oldu. Yani biz ülkemizi tanıttıktan sonra Akya'ya gitmek istiyoruz deyip buraya gelen turistler de oldu. Onlarla burada buluştuk, ağırladık. Onun dışında da hala görüştüklerim var. Onun dışında da bir de ailelerimiz vardı. Yani gayet davet etti. Mesela Japon ailem var. Artık onları da burada bir Türk ailesi var. En kısa zamanda onları da burada bekliyorum. Yani bu Covid'den dolayı gelemediler ama... Japon ailem de beni burada Türkiye'de ziyaret etsin istiyorum. Onun dışında tabii ki yani dünyanın birçok arkadaşımız var. Ben gittiğim zaman tekrar onlarla buluştuğum da oluyor. Yani çok keyifli. Peki orada senin faaliyetlerin nelerdi? Yani gayet ayrıntılı şekilde bahsetti kendi hani neler yaptı, ne gibi etkinlikler yaptılar. Hani sen aynı etkinlikleri mi yaptın? Farklı olarak neler yaptın? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii. Gaye'nin de bahsettiği gibi kulüplerimiz vardı. Ben Gaye ile beraber Türk halk dansları öğrettim. Diğer katılımcı arkadaşlara o kulüpte yer aldım. Onun dışında tabii onlar da kulüpler düzenliyorlardı. Mesela karate kulübü vardı. Latin kulübü vardı. Kulüpler de vardı. Biz de oralara gidip tabii oralara katılıyorduk. Bence onun dışında da en eğlenceli şeyler gemide gerek ulusal sunumların olduğu gecelerdi. Hem bizim ulusal sunumumuzda biz ülkemizi tanıtmak adına çok fazla faaliyette bulunduk. Yani bir tiyatral bir hale getirdik ve 2 saat boyunca kültürümüzden, atasporlarımızdan, Türk mutfağından bahsettik. Onlar da aynı şekilde bize kendi kültürlerini anlattılar ve çok keyifli oluyordu. Her sunum olduğu gün böyle çok heyecanlı uyanıyorduk. Bugün işte hangi ülkenin sunumu varmış, onların kültürü hakkında daha neler öğrenebiliriz diye çok keyifli oluyordu. Evet, ondan sonrasında da tabii biz onlar gibi oluyorduk o gün boyunca. Onların kıyafetlerini giyiyorduk, kostümlerini giyiyorduk. Mesela ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin kostümlerinden giydim. Japonların yukatasını giydim. Çok güzel görünüyordu. Yani herkesin böyle birbirinin kültürünü benimsemesi, öyle kültürler arası bir etkileşim sağlanması çok çok güzeldi. Onun dışında bir de tabii liderlik seminerleri oluyordu gemide. Ben de diplomasi kursum. Orada diplomasiye dair dersler alıyorduk. Yani gençler arasındaki bu kültürler arası değişim projelerinin ülkelerin dış ilişkiler anlamında, ülkelerin arasındaki ilişkileri nasıl pozitif anlamda etkileyebileceğini tartışıyorduk. Bence bu da çok önemliydi. Peki Japon insanların bize bakışı nasıl? Yani hani geçmişten gelen bir işte Ertuğrul Fırkateyni olsun, yine işte 2002 Dünya Kupası Güney Kore ve Japonya'da yapılmıştı orada yine. O halklar bize çok sıcak, samimi davranmışlardı. Bunun sizlere bir yansıması oldu mu? Bir etkisi var mıydı? Aranızdaki iletişim nasıldı Japonlarla? Açıkçası ben bu kadar Japonların Türkleri bu kadar sevdiğini gitmeden önce bilmiyordum. Dediğim gibi bir Japon arkadaşım olmuştu. Yani onunla aram iyiydi ama genel anlamda toplum olarak bize bu kadar yakın olduklarını ben tahmin etmiyordum. Türkleri çok seviyorlar. Çok gelmek istiyorlar, görmek istiyorlar. Bunlara şahit olduk. Bence aile yapılarında da benzerlik vardı. Çünkü orada bir Japon ailede konakladığımda bunu daha yakından görme fırsatım oldu. Çok ince düşünceli insanlar. Mesela ben orada kaldığımda ben onlara hiç daha önce sushi yemediğimi söyledim. Yani oradaki aileme tadını bilmiyorum dedi. Tabii onlar da şaşırdılar nasıl yememiş olabilir falan diye. Hemen akşam inanılmaz yani her çeşidinden bana bir sürü sushi almışlar. Ve hani olur da yemezsem, beğenmezsem diye bir de böyle pizza falan almışlar yanına. Yani inanılmaz tatlı, inanılmaz düşünceli insanlarmış. Ve bu kadar olduğunu ben bilmiyordum yani, beklemiyordum. Şaşırdım olumlu anlamda. Çok güzelmiş gerçekten. Yani ben de bu kadar detayını bilmiyordum. Sayenizde ben de öğreniyorum. Bir de orada zannedersem Türk gecesi gibi bir şey yaptınız. Yani elimizdeki görüntülerden bir tanesi o. İstersen biraz hani o geceden bahset, orada
size sonrasında nasıl geri dönüşler oldu onlardan bahset. O arada da yönetmenimiz görüntüleri ekrana versin. İkisi birlikte hani sen anlatırken aynı zamanda da görüntüler dönsün. Tabii. Öncelikle her ulusal sunumun olduğu gün güne İstiklal Marşımızı okuyarak başladık. Ve ondan sonra gün içinde hazırlandık sunumumuza. Zaten öncesinde Ankara'da bir araya gelip bakanlığımızdan dersler de aldık. Bir yarışma formatında bir program hazırladık biz aslında. Orada da her Türk kültürünü anlatabilecek her öğeden bir şey koymaya çalıştık. Mesela bir soruda Türk mutfağı hakkında bir soru sorduk. Tarihimiz hakkında sorular sorduk. Tabii onlar da bu soruların cevaplarını bilmeye çalışırken böyle çok eğlenceli bir atmosfer oluştu. Onun dışında bir de gitmeden önce burada bakanlığımız tarafından bize bir eğitim verildi. Türk halk dansları üzerine özellikle horon oynamak için bir eğitim aldık. Ve yani inanılmaz korktuk çünkü biz yapamayacağımızı düşündük. Deniyoruz, bir kronize olamıyoruz. Zormuş gerçekten. Sonra dedik acaba yapma çıkmasa ama yapabiliriz. Ve gerçekten de çok senkronize olmasak da güzel oldu o andaki atmosferle. Ama tabii onlar hiç daha önce izlemedikleri, bilmedikleri için onlar çok etkilendiler. Bayıldılar. Çok güzel yaptınız dediler. Sonrasında da bu onları da öğrettik. Onlar da bize katıldılar. Ve akşamda bir tekrar oradaki salonu hazırladık. Orada Türkiye'den götürdüğümüz bazı işte bize özgü yiyecekler vardı, lokum gibi bir takım kahve götürdük, Türk kahvesi. Onları denediler ve çok sevdiler, çok memnun kaldıklarını söylediler. Teşekkürler Sena, özür dilerim. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yani bir bakanlıkla, resmi bir kurumla, tabii bu sizlerin, Gençlerin Bakanlığı, bir yurt dışı tecrübesi yaşamak, böyle işte bir kültürel faaliyette bulunmak nasıl bir duygu? Sana neler hissettirdi? Benim için çok güzel, çok özeldi. Ben bir siyaset bilimi okuyan bir öğrenci olarak bu tarz uluslararası değişim projelerinin çok ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakanlığımızın da bir satlar sağlaması tabii ki çok güzel. Bu sayede gidip diğer ülkelerdeki insanlarla bir araya gelip oradaki gençlere aslında kendimizi tanıtıp ileride olan ilişkilerimize bunu çok iyi yansıyacağını düşünüyorum. Ve tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Bu tür projelerde aslında her ne kadar bireysel olarak orada var olsak da Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yani onlar size baktığı zaman karşılarında bir Türk var ve sizin yapacağınız her hareket aslında onlar için bir Türk, Türkler böyledir gibi bir yargı, ön yargı oluşturuyor onların kafasında. O yüzden her hareketimizle yani kesinlikle bir Türk olarak orada var olup Türkiye'yi temsil etmek bence çok herkese yani nasip olsun diyeyim. Çok keyifliydi. İnşallah biz de tabii bakanlık olarak bu pandemi süreci bittikten sonra inşallah kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek gençlik değişimi programlarımız. Ben son olarak da Gaye'ye dönmek istiyorum. Japonca bildiğinden bahsettiğin Gaye, bir Japonca veda edebilirsin diye düşünüyorum. Tabii tercümesiyle birlikte. Okay, beklemiyordum ama hızlı geldi şimdi. Minasan, kyou wa watashi tachi to issho ni kono koenで atte watashi tachi no koto to watashi tachi no omoide o kikite kurasatte hontou ni arigatou gozaimasu. Kono pro no sono ato no episode mo zehi mite kudasai. Sayonara. Yani ne dediğini çok anlamadık ama benim orada bildiğim tek kelime arigato'ydu. Arigato, merhaba mı, görüşürüz, o tarz bir şey zannedersem. Bir ufak bir teşekkür edip programın devam ve diğer bölümlerini de muhakkak izlemelerini rica ettim onlardan. Teşekkürler. İnşallah Japonya'da ulaşacak bu yayınımız. Umarım. Ben çok teşekkür ediyorum hem Sena'ya hem Gaye'ye. Çok güzel bir kesit oluştu burada. İnşallah bundan sonraki gençlik değişim programlarına da katılırsınız. Yine tecrübelerinizi bizlerle paylaşırsınız. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyicilerimiz,
Kudüs'le başladık, Fas'la devam ettik ve Japonya ile bitirdik. Hem gençlik liderlerimizden hem de katılımcı gençlerimizden gençlik değişim programları hakkında güzel bilgiler edindik. Ben çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Güzel bir program çıkarttığımızı düşünüyorum. Sizlerden de hem GSB Gençlik sosyal medya hesaplarını takip etmenizi, abone olmanızı ve bu yayını beğenip yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.